Türkiye 15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişimiyle sarsıldı. Bir grup asker darbe girişiminde bulundu. Önce meclis üzerinde savaş uçakları uçtu, ardından İstanbul'da köprüler kapatıldı. Kocaeli'nde tanklar sokaklara indi, vatandaşlar ise sokaklardaki tankları ele geçirdi. Kocaeli'de bulunan askeri alanların girişleri ise kamyon, tır ve iş makineleriyle kapatıldı. Kocaeli EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı önüne gelen vatandaşlar, Nizamiye ve kapıların önüne kamyon, tır ve iş makineleriyle kapatarak tank ve diğer askeri araçların dışarıya çıkmasını engelledi. Darbe girişimlerinin yaşandığı sırada Gölcük Donanma Komutanlığı'nda da hareketli dakikalar yaşandı. Gölcük Donanma Komutanlığı'nda görev yapan subay ve az subaylardan 11 personel, Gölcük Donanma Komutanlığı'nda görevli 2 amirali kaçırdı. Donanma Komutanlığı'na ait araç ile donanmadan çıkan 11 personel İstanbul'a giderken Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde durduruldu. Darbeci askerler ile polis ekipleri arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma sonucunda rehin alınan Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuamiral Yalçın Paya ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harp Filo Komutanı Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Darbe girişimiyle birlikte Kocaeli'nde bazı askeri birlikler sokağa çıktı ancak polis ekipleri tarafından kısa sürede engellendi. Kocaeli genelinde darbecilere yardım eden 23'ü tankçı, 11'i denizci olmak üzere toplam 34 askeri personel gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.